Yeni anayasayla ilgili halkın seçtiği Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa hazırlığına başlandı. Haklı mı değil mi onu tam bilemem ama halk olarak gerekli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanlığı bizim ülke için iyi olacağını düşünüyoruz halk olarak. Yani şahsım olarak. Çünkü koalisyonların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Meclisin veya cumhurbaşkanı veya yetkinin tek elden toplanması günümüzün Türkiye'sinde gerekli. Çünkü son zamanlara bakıldığı zaman her zaman güçlü bir iktidarın daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yıllardan beri Türkiye'de bir anayasa sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. 80 ihtilali sonrası çıkan bu anayasada birçok siyasetçimizin muzdarip olduğunu, bu konudan muzdarip olduğunu, siyasetçilerimizin düşüncelerinin işte yeni anayasa çıkarılması gerektiğini defalarca televizyonlarda izledik. Bu bir sistem değişikliği değil, sadece güçlendirilmiş bir anayasa olacağını, Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlendirilerek temsil edileceği noktasında bir olgu, düşünce olduğunu belirtti. Biz de bu başbakanımızın ve meclisteki çoğunluğun temsil ettiği anayasayı kendimizce onayladığımı düşünüyorum. İyi olur inşallah. İleride herhalde referanduma ile ilgili bir şey açılacak, seçim açılacak. O zaman o referandumda ne getirir, ne götürür onu bilmiyoruz ama inşallah Türkiye Cumhuriyeti için iyi bir şey olacağına inanıyorum. Efendim, şimdi ben düşünce falan söyleyemem. Sadece şunu söylerim. Biz seçtiklerimizi yukarıya gönderiyoruz. Bu seçince ne anlama geliyor? Siz bizim adımıza istediğiniz her şeyi orada yapabilirsiniz yasal çerçevede anlamına geliyor. O abilerimiz bilir. Onlar ne derse odur. Bu kadar.